Herkese merhaba. Bu videomda bir e, kutu açılışı yapacağım sizlere. Normalde ben kutu açılışı yapan bir kanal değilim. Ancak yeni çıkan bir e, iPad Air aldım. 4. nesil. Belki Türkçe kaynak yoktur. Almak isteyenler vardır ve benim yaşadığım deneyimleri merak edenler vardır diye bir video çekmeye karar verdim. E, ben pozitif teknoloji yani pt.com.tr'den sipariş ettim bu ürünü. Öğretmen olduğum için eğitim indirimli olarak aldım. 64 GB'lık e, versiyonunu 5279 TL'ye yanlış hatırlamıyorsam aldım. Açıklama kısmına da ürünün linkini koyarım. Yani eğitim indirimli Apple'ın kendi sitesinde de mevcut. Ancak e, bu kadar uyguna değil. Arada bir 100 TL civarı fark var. E, açıkçası biraz daha ucuz olması sebebiyle buradan aldım. E, çok hızlı geldi. 6'sında sipariş verdim. Bugün ayın 8'i. İki gün içerisinde elime ulaştı. Hatta bu sabah saat 9'da teslim edildi. Gayet hızlı. Aras kargo ile çalışıyorlar. Ee, tabii ki bazı sıkıntılar var. Kargocu eve değil de sitenin güvenliğine bırakıp gitmiş. Yani sonuçta 5300 TL'lik bir ürün alıyorum. Kargocu bırakıp gidiyor. Burada birazcık soru işareti kaldı kafamda ama kutu gayet güzel gözüküyor. Şimdi kutuyu açacağım. Nasıl paketlenmiş ona bakacağım. Evet kutunun bantını çıkarttım. iPad Air yazısı gözüküyor. Güzel bir şekilde o kabarcıklı plastiklerle kaplanmış güzel bir koruması var gibi gözüküyor. Şöyle bir kutusundan çıkartayım. Şuraya koyayım. Evet yani güzel bir şekilde korunmuş. Zaten kutunun şekli de falan çok bozulmamış. Belki Aras Kargo içerisinde hani özel bir birim vardır böyle. E, yüksek fiyatlı ürünleri, bilgisayarları, tabletleri taşıyan bilmiyorum. E, güzel bir şekilde geldi. Normalde e, kutulardan çıktığında e, kargo kutuları birazcık yamuk yumuk olur. Bakın şöyle güzelce korunmuş. Üzerine kaplamışlar. Şöyle bir açalım. Evet. iPad Air 4. nesil. Şöyle koyayım. Evet. Gayet güzel bir şekilde Geldi elime ulaştı iki günde. Şimdi bunun kendi kutusunu açacağım. Bakalım içinden neler çıkıyor. Ee, son iPhone'da şarj aleti çıkmıyordu. Acaba bunda da böyle bir şey var mı? Sanmıyorum ama bir bakalım. Evet ben daha önce de bahsettim. Ben kutu açılışı videocusu olmadığım için böyle sağda solda kameram yok. Böyle sabitleyemiyorum. Bir elimde e, DJI Osmo ile çekmeye çalışıyorum. Şöyle güzel bir köşesine bir plastik koymuşlar. Kolayca jelatini ayrılıyor. Şöyle bir ayıralım. Tek elimle yaptığım için biraz zor oluyor. Şöyle bir yan yatıralım. Jelatininden şöyle bir çıkartalım. Evet, jelatini çıkarttık. iPad Air kutusundan çıkmaya hazır. Evet iPad'imiz kutusundan çıkmaya hazır. Bakalım iPad Air 4. nesil nasıl bir iPad'miş görelim. Tek elimizle açtığımız için bayağı da bir zorlanıyoruz. Ben bir taraftan kaldırıyorum. O öteki taraftan çıkıyor. Evet iPad Air'ımızı açtık. Şöyle bir tutma yeri var. Şuradan kaldıralım. Şöyle bir elimize alalım. Dışı jelatinle kaplı gök mavisi olması lazım bu renk baya güzel internette hoşuma gitmişti bakalım şunu kenara alıyorum içinden ne çıkıyor tabii ki hiçbir zaman açıp okumadığımız yapılan kartları ee, şarj aleti çıktı bakıyorum Type-C Evet uçlarına bakıyorum. Bunlar da Type-C kablolar. Güzel. Lightning kullanmaması hoş. Ben de iPhone 6s var. Yani hayatımda gördüğüm en kötü şarj soketi diyebilirim. Sürekli arıza, sürekli bir sıkıntı çıkartıyor. Evet kutunun içinden çıkanlar bunlar. Şöyle hepsini bir yan yana yerleştireyim. Evet. Gördüğünüz gibi belki Türkçe kaynak yoktur diye çekiyorum bunu. Tekrar söylüyorum ben bir kutu açılışı videocusu değilim. O yüzden çok profesyonel bir şey değil. Şöyle bir göstermek istedim sadece. Şimdi jelatinini açacağım. Açtıktan sonra bir çalıştırırım. Ee, i̇lk kuruluma bir bakarız. Neden aldığımdan biraz bahsederim ve videoyu kapatırım. Evet jelatinini çıkarttım. Bu şekilde gözüküyor. iPad'imiz. Şöyle arkasını da çevireyim. Arkadan nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Yani gök mavisi rengini aldım. Bayağı hoşuma gitti. Farklı bir renk. Ee, bir adet kamerası var arkada çözünürlüğünü, megapikselini gerçekten pek bilmiyorum. Rengi hoş. Şurada konektörleri var. Tasarımı biraz daha böyle e, sivriltilmiş, köşelenmiş gibi geldi. 4 tane sanki şöyle 1, 2, 3, 4 tane hoparlör çıkışı gibi gözüküyor ama sanki bunların hepsi dolu değildi diye hatırlıyorum. Alt tarafı bu şekilde gözüküyor. Üst tarafında bir adet Touch ID'li yani parmak izi okuyuculu güç düğmesi var. Yan tarafta da ses açma kapama düğmeleri var. Bu tarafta herhangi bir şey yok. Şimdi herhalde şarjı vardır. Bir açmak istiyorum. Evet, şarjı var. Bir bakalım açılsın. Peki neden iPad aldım? Ee, ve neden iPad Air aldım? Ben eğitim indirimli aldım bu iPad'i. 5200 küsür TL'ye geldi. Fiyatı açıkçası e, çok uygun değil ama malum ülkede döviz sürekli artıyor. Bu arada şarjı %96 geldi. E, sürekli döviz arttığı için hani şimdi alamazsam e, yakın gelecekte alamayabilirim diye düşündüm. O yüzden e, ani bir kararla iPad almaya karar verdim. Ayrıca ben öğretmen olduğum için uzaktan eğitim derslerimde de e, pratik bir şekilde buradan Teams üzerinden derslerimi yaparım diye düşündüm. E, kalem alacağım buna. Tablet kalemi. Logitech'in Crayon diye bir kalemi var. Onu alacağım. E, 600 TL civarı. Ayrıca bir de e, Logitech'in yine e, Folio diye bir Folio Touch olması lazım. E, bir klavyesi var. Ondan almayı düşünüyorum. Peki bunu açtık. Niye açılmadı? Benim... Hı. Yukarı kaydırmamı istiyor. Peki yukarı kaydırdım. Kurulumunu yapalım. Türkçe. Bu 64 GB'lık bir iPad Air 4. nesil. 5200 küsür TL'ye pt.com.tr'den eğitim indirimiyle aldım. Öğretmenler, üniversite öğrencileri veya ilkokul, ortaokul herhangi bir öğrencinin yılda bir tane olması lazım. Eğitim indirimli bir Apple cihazı alma hakkı var. Ben bundan yararlandım ve birazcık uyguna bu cihazı aldım. İlk deneyimlerim, ilk gördüklerim yani çok cihaz çok güzel duruyor, çok temiz duruyor açıkçası. Apple'ın tasarımı zaten tasarım dili tartışılmaz. Biraz deneyeceğim. Denedikten sonra birkaç hafta içerisinde tekrar bir video atarım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için. Teşekkür ediyorum. Videonun bu noktasına kadar geldiyseniz gerçekten çok sabırlısınız. Sabırlı olanlar bir de abone olurlarsa çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hepinize görüşmek üzere.